İsrail-Filistin arasında yaşanan gerginliğin büyüyeceği korkusu, bunun İran tarafına sıçrayacağı korkusuyla birlikte arkadaşlar bugün İMKB 100 endeksinde aşağı yönlü hareketler sizlerle birlikte izledik. Peki İMKB 100 tarafında aşağı yönlü hareketler sertleşir mi? Yükseliş trendi artık Borsa İstanbul'da bitti mi? Çok kritik kapanış yapan Borsa İstanbul'u bu videomuz içerisinde sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Dolar yorumlarımız olacak. Altın yorumlarımız gene bu video içerisinde olacak. Altında beklentimiz olan tam dip seviyeden yukarı yönlü dönüşü yakaladık. O yüzden önemli kritik seviyelerimiz bu video içerisinde gelecek sevgili dostlarım. Videoya geçmeden önce kanalımıza beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış sevgili dostlarımızı da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyorum sevgili dostlarım. Evet, günlük grafik üzerinden Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman arkadaşlar İsrail ve Filistin arasında İsrail'in bu bir savaş sebebidir deyip savaş başlattığı fakat masum arkadaşlar Filistin halkının üzerine bombalar yağdırdığı bir gün gene borsamızın üzerine de çöken kara bulutlar, bu kara bulutlarla birlikte borsada yukarı yönlü hareket kırıldı mı? Şimdi sizlerle birlikte şöyle 4 saatlik grafik üzerinden açalım ve bakalım Borsa İstanbul'da 4 saatlikte trend kırılmış mı? Evet sevgili dostlarım, şöyle 4 saatlik grafik üzerinde trend çizgimizi incelediğimiz zaman gördüğünüz gibi tam 4 saatlik trend çizgimizin üzerinde Borsa İstanbul'da kapanış gelmiş. Yani bu hareket yarın çok önemli. Borsa İstanbul'un açacağı mum yarın çok önemli, çok kritik olacak. Çünkü gördüğünüz gibi tam düşen yükselen trendin üzerinde bir kapanış yaptık. Şimdi günlük bazda bu grafiğe gene bakalım. Günlük bazda bize daha net bir görüntü sunacaktır bu grafik. Evet bakın, günlük bazda grafiğimizi açtığımız zaman şöyle trend çizgilerimizi de sizlerle birlikte değerlendirelim. Bakın şöyle günlük bazda trend çizgimize baktığımız zaman henüz yükselen trend çizgimizin görülmediğini buradan net bir şekilde grafik üzerinde görebiliyoruz. Şimdi bu grafik üzerinde baktığımız zaman yarınki mum kapanışı nasıl olacak? Bu çok önemli olacak. Çünkü tam böyle trendin kırılma noktası olan seviye üzerinden kapanış yapmış durumdayız. Bu durum yarınki mum açılışıyla birlikte kendini netleştirecek sevgili dostlarım. Bizler de bakacağız ki bu mum açılışına göre borsa tekrardan yukarı yönlü bir tepki yükselişi verebilecek mi? Yoksa buradan düşüş daha da derinleşebilecek mi? Şimdi önemli olan seviye, bizim takip edeceğimiz önemli olan seviye şu trend çizgisinin geçtiği bölge. Bu bölge bizim için çok önemli sevgili dostlarım. O da 8190 bölgesinden geçen alan. Bu alan yarın için dikkatle takip etmemiz gereken önemli bir destek bölgesi olacak. 8190. Eğer ki 8190 seviyesinin altına bizler mum kapanışları ve buralarda saatlik kalışlar görmeye başlarsak Borsa İstanbul'da aşağı yönlü hareketler daha da derinleşebilir. O yüzden 8190 gerçekten çok kritik bir seviye. Tam da bu kritik seviye üzerinden kapanış yapan bir Borsa İstanbul sizlerle birlikte izledik. O yüzden 8190 seviyesi gerçekten yarın Borsa İstanbul'da tamam mı devam mı vizesini verecek olan en kritik bölge olacak. O yüzden sizler de bu 8190 seviyesini yarın sıkı bir şekilde takipte kalın sevgili dostlarım. Eğer 8190 seviyesi üzerinde kalmayı başarabilir, burada saatlik kapanışlar gelmeye başlar ise Borsa İstanbul'da yönümüzü tekrardan yukarı yönlü çevirebiliriz. O yüzden 8190 yatırımcıların yakından takip etmesi gereken önemli bir seviye olacak. Bugünkü kapanışla birlikte trend bozuldu mu? Regresyon kanalına baktığımız zaman hala daha yön yukarı. Çünkü 8190 dediğim gibi önemli olacak. Bu 8190 altında artık yarın itibariyle kalışlar görmez isek buradan tekrardan bir yukarı dönüş şansımız daha olabilir. Fakat bakın çok iyi dinleyin. Eğer ki oradaki trend 8190'dan geçen trend bölgesi aşağıya doğru kalır, orada saatlik kapanışlar yapmaya başlar isek de Borsa İstanbul'da bu sefer trend kırılımıyla birlikte aşağı yönlü hareketler daha da derinleşebilir sevgili dostlarım. Tabi burada anlattıklarımız hiçbir zaman bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece teknik analiz yöntemiyle paylaştığımız önemli seviyeler. Evet, Bank of America'nın bugün yapmış olduğu alışlar var. Onlara da bakalım. Ayrıca satış yapmış olduğu kağıtlar da var. Onları da hep beraber sizlerle birlikte inceleyelim. Bugün Bank of America'nın yapmış olduğu satışlar, alışlara baktığımız zaman net alım yapmış oldu arkadaşlar. Koç Holding, İşçe, Petkim, Bimaş ve Yötek hisselerinde alıcı olduğunu gördük. Bank of America'nın satıcı, net satıcı olduğu hisseler ise bugün itibariyle Sabancı Holding, Fortoto, Kardemir D, Ereğli ve EKGYO yatırım ortaklığı net satış yaptığı hisseler arasında oldu. Savaş nedeniyle altın tarafında zaten yukarı yönlü beklentimiz vardı. Altında da gene yukarı yönlü hareketleri hep birlikte izledik. Altın tarafında savaşın etkileriyle birlikte zaten yukarı yönlü bir açılış olacağı yönünde beklentimiz vardı ve dediğimiz gibi beklentimiz doğrultusunda altının onsu yukarı yönlü bir açılış yapmış durumda sevgili dostlarım. Trendin üst mavi çizgisinin üzerinde kalabilmesi çok önemli olacak altının onsu için. Bu seviyede 1835 dolar seviyesinden geçiyor. Bugün itibariyle 1835 dolar seviyesi üzerinde kapanışlar görebilir isek, şurada bir değişim mumu bugün itibariyle yakıldı. 1835 üzerinde kalmayı başarabilir ise altının özellikle ons tarafında arkadaşlar 1894 dolar seviyesine doğru bu yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. Bizler 1810 dolar özellikle altının ons tarafında şurada 1820 ve 1795 bantlarında bir dip beklentimiz olduğu ve buraların güzel bir alım fırsatı şeklinde değerlendirilebilmesiyle ilgili video yapmıştık ve dediğimiz gibi tam bu bölgeler içerisinden yukarı yönlü bir dönüş altının ons tarafında yakalamış durumdayız. ABD piyasalarında arkadaşlar bakın işler yolunda gitmiyor. Her ne kadar da istihdam verisinin iyi geldiği bir ortamda işsizlik verilerinin de çok iyi gelmiş olması bana ABD'deki istihdam verilerinde de anormal olmayan sonuçlar açıklandığı yönünde kanaat oluşturmuş durumda. O yüzden ben maalesef ki ABD'deki artık verileri de pek inanılır bulmuyorum. O yüzden burayı da iyi bir şekilde izlemekte fayda var. ABD'deki biliyorsunuz 33 trilyon doların üzerinde bir borçlanma ve bu borçlanma gün geçtikçe yukarı yönlü hızlı bir şekilde artış göstermekte arkadaşlar. Ve ABD ekonomisi bunu maalesef ki durduramıyor. Bu ABD ekonomisi için gerçekten kötü bir durum. Tahvillerdeki yukarı yönlü hareket, petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket gelişmekte olan ülkeleri zorladığı için bizler şu an dolar Türk lirası tarafında yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. Burada beklentimiz hala da değişmedi. 30 liralara doğru buradaki hareketin devam etmesi beklentilerimiz dahilinde arkadaşlar. Ve burada da yön 30 TL ilk kısada devam edecektir diye düşünen taraftayım. Büyük resmi şimdilik yıl sonu için ben 36-40 TL'ler arasında bir dolar kuru beklentim olduğunu devamlı zaten videolarımda söylüyorum. Bunu sürekli tekrar etmeye de gerek yok. Sadece yeni gelen arkadaşlarımız için bunu tekrar edelim. Ama bu civarlarda olan yani 27 lira üzerinde olan dolar kurunda kısa vadede 30 TL'ler teknik olarak hedef konumundadır. O yüzden o seviyeleri bizler takipte kalacağız. Evet, gram altın. Gram altın için şurada çizmiş olduğumuz bir grafiğimiz mevcut. Bu grafiğe göre gram altını burada sizlerle birlikte zaten takip ediyor sevgili dostlarım. Dip bölgesi olarak 1600 TL'ler civarının güzel bir bölge olduğunu daha önce çizmiş olduğumuz grafik üzerinde anlatmıştık. Ve bu bölgelerden güzel alım fırsatları da gram altın tarafı vermiş oldu. İsrail-Filistin hareketliliği buradaki hareketli yani savaş ortamının İran tarafına sıçrama korkusu ve diğer ülkelere sıçrama korkusundan dolayı arkadaşlar ons altındaki yukarı yönlü hareketlilik gram altın tarafına da yansıdı ve o da şu an 1650 TL'ler civarına doğru 50 liralık bir yukarı yönlü hareket sergilemiş durumda. Şuradaki üçgeni takipteyiz. Buradaki üçgenin üst bandı 1675 TL civarından geçiyor. Bu hareketlilik yukarı yönlü kırılır ise biz hareketliliğin devamını 1700 TL'ler, 1738 TL'ler civarına doğru tekrardan izleriz. Veya hareket şöyle bu üçgen içerisinde de gelişebilir. Dikkatle takip edeceğiz. Şimdilik 1600 75 TL civarlarındaki fiyat hareketliliği önemli olacak. Bunun üzerinde kalıp kalınamayacağı da gram altın tarafında takip edilecek önemli bir seviye diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Evet, ortamın bu kadar gergin olduğu durumlarda genellikle altın fiyatları yukarı yönlü hareket eder. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Altın enflasyonist bir dönem içerisinde ve gergin bir dönem içerisinde yatırımcıların en çok talep ettiği ürünler arasında. O yüzden altında da böyle gördüğümüz gibi yukarı yönlü sert hareketler bir anda yaşanabiliyor. Gümüş tarafına baktığımız zaman gümüşün onsunda özellikle şöyle dip hareketlerinde yukarı yönlü orada da hareketlilik izledik. Bugün itibariyle bakın şurada takip edeceğimiz önemli bir seviye gümüşün onsunda. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar gelmeye başlar ise 21,55 dolar civarı. Buradan yukarı yönlü hareketler devam ederse arkadaşlar buradaki hareketlilikte kısada 23,70 dolar civarına doğru yukarı yönlü bir hareket beklentisi devam eder. O yüzden orası ve verdiğim bu kritik destek bölgeleri gümüş içinde önemli olacak ve dikkatle takip edilmesi gereken seviyeler şeklinde takip etmeliyiz. Evet sevgili dostlarım, piyasalara kısa bir bakış yaptık. Bizler için önemli kritik seviyeleri değerlendirdik. Her gün videolarımız hemen hemen geliyor ve kritik seviyelerle ilgili sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı ve videonun başında dediğim gibi de kanalıma abone olmamış sevgili dostlarımızı mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.